Evet arkadaşlar, rahat çalışabilmek için şöyle bir defter kullanıyorum ve kıskaçlarım olacak. Eğer böyle kıskacınız yoksa masanızın üzerinde koli bantıyla yapıştırarak çalışabilirsiniz. Öncelikle kırmızı ipimden 1 metre kestim. Şöyle buradan da ayırayım. Yani 50 santim, 50 santim iki tane ipim var. Yukarıda şöyle 10 santim boşluk bırakıyoruz ve buraya kıskacımla şöyle sıkıştırıyorum. Aynı şekilde bir kıskaçla da alt kısmı sıkıştırıyorum. 85 santim beyaz ipimden, 85 santim de kırmızı ipimden kestim. Şimdi onların ucunu şöyle düğümlüyorum. İşim bittikten sonra bu düğümü sökeceğim ve uçlarını yakacağım. İpimin altından şu şekilde geçiriyorum. Tam ortasını buluyorum. Şöyle. Bu daha önceki makreme videolarında da gösterdiğim kolay bir düğüm arkadaşlar. Bu kez tek taraflı çalışacağız. Hep sol tarafından D şeklini yapacağım. Çift taraflı kullanıyorduk bu düğümü. Bu kez hep tek tarafından yapacağım. Beyaz ipimi D şekline getirdim. Kırmızı ipimi onun üzerine attım ve hem beyaz ipimin altından hem de ortadaki ipimin altından geçiriyorum ve düğümü yerleştiriyorum. Sıkıca yerleştirdim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine sol tarafta D şeklini oluşturdum. Sağ taraftaki beyaz ipimi onun üzerine aldım. Hem ortadaki ipimden hem de D şeklinde yaptığım ipimin altından geçiriyorum ve düğümümü şu şekilde yerleştirdim. Tekrar sol tarafı D şekline getirdim. Kırmızı ipimi üzerinden attım. Hem ortadaki ipimin altından hem de beyaz D yaptığım taraftan şöyle içinden geçiriyorum ve düğümümü sıkılıyorum. Tekrar sol tarafa D yaptım. Bunu çift taraflı yapıyorduk. Bir sağa bir sola yapıyorduk arkadaşlar. Hatırlayanlarınız vardır. Ama bunu bugün tek tarafa yapıyoruz ki burgu şeklinde olsun işimiz diye. Böyle yaptığınız zaman burgulu oluyor işimiz. Bu şekilde işime devam edeceğim. Arkadaşlar bu marteniçka bilekliklerinde bazen yorumlar alıyorum. Niye kırmızı beyaz? Farklı bir renk kullanabilir miyiz? Arkadaşlar bu uzun yıllar öncesinden gelen bir gelenek. Kırmızıyı Balkanlarda güç, kuvvet ve bereket amaçlı kullanmışlar.
Beyazı da saflık, temizlik ve sağlık amaçlı simge haline getirmişler ve bu niyetle bileklerine takmışlar. Yani biz de bu saatten sonra bu olayı değiştiremeyiz. O yüzden kırmızı ve beyaz olması gerekiyor kullanacağımız renklerin. Şimdi bu bilekliklerimizi hazırlayalım ve 1 Mart günü dileklerimizi, niyetlerimizi dileyip bunları bileğimize takalım ve Mart ayı içerisinde eğer leylek görürseniz bu dileklerin kabul olacağına inanılıyormuş. Ve Mart sonunda da çiçek açan bir ağaca bilekliğinizi takıyorsunuz. İnşallah yapan herkesin dilekleri kabul olsun. Evet, işimiz burgu olmaya başladı, dönmeye başladı. Evet arkadaşlar, ben üst kısmı 7 santim ördüm. Şimdi tam ortaya gelecek yere bir ara aparatı koymak istiyorum. Eğer ara aparatınız yoksa bu şekilde hiç aparat koymadan devam edebilirsiniz. Ama ben araya bir tane şimdi aparat koyacağım. Aparatım da şu. Deliği çok fazla büyük değil. O yüzden bir ip yardımıyla boncuk ipimden bir miktar ip kestim. Şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum ve arka tarafı şöyle bütün. Bunu aparatımın içinden geçiriyorum. Şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Şu şekilde aparatımın içinden ipimi geçirdim. Şu ortada giden ipimin iki ucunu bu ipin içinden geçiriyorum ve aşağıdan şöyle çekince bu aparat kolaylıkla bunun içine geçmiş oldu. Şimdi bu iki ipi de geçirmem lazım içinden. Dört tanesi aynı anda sığmıyor arkadaşlar, çünkü aparatımın deliği oldukça küçük. Şimdi bunları da ayrı bir şekilde geçireceğim. Bir iğneye ihtiyacım var. Yine ipimi şu şekilde aldım, ince ipimi, arkası bütün, iki ucunu iğnemden geçireceğim. Şöyle geçirdim. Şu şekilde. Üst tarafı yine kesik değil, bütün. Aparatımın üst kısmındaki deliğinden iğnemle şöyle içine giriyorum. O halkayı yakalıyorum parmağımla ve öbür iki ucunu bu tarafa doğru çekiyorum. Şimdi bu kez bu halkanın içinden sağ taraftaki ipimi, beyaz ipimi ve bu ipimi çekiyorum. Aynı işlemi bir kez daha yapıp kırmızı ipimi çekeceğim. Evet, diğer ipimi de şu şekilde içinden geçirdim ve aparatımı dibe kadar oturttum. Biraz daha işimi yukarıya kaydıracağım. Orta kısımdaki ipimi yine aşağıya sabitliyorum. Ve aynı şekilde makrememe devam ediyorum.
Evet arkadaşlar, burası da 7 santim oluncaya kadar işlemime devam ediyorum. İşimin bu kısmını da 7 santim ördüm. Artık örgümü şöyle bir çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burgu şeklinde makrememizi ördük. Tam ortasına da aparatımızı taktık. Artık toparlayıp temizleme vakti. Şimdi işimizi temiz hale getirelim. Hemen şöyle ortadaki ipi kesmiyorum arkadaşlar. Yan taraftaki beyaz ipi ve diğer taraftaki kırmızı ipi kesip hemen yakıyorum. Açılmasın işimiz diye. Şu şekilde yandaki ipleri temizledim. Buraya da başlarken düğüm atmıştık ilk baş tarafa. O düğümü şöyle söküyorum orada kaba durmasın diye. Şimdi devam eden bu kırmızı ipimi yine bırakıyorum. Orasının bileklik kısmı elimize bağlayacağız. Yine bunun beyaz ipinin bir tarafını kesiyorum ve hemen yakıyorum. İşimiz çözülmesin diye. İplerde sentetik karışımı var arkadaşlar. O yüzden kolay yanıyor. İlla %100 yün olması gerekmiyor iplerin, yumaklarınızın. Evet. Şu şekilde temizledim. Boncuklarımı geçireceğim. Önce bir tarafı geçirelim. Boncuğumu da yine aynı orta aparatı geçirdiğim gibi geçiriyorum. Boncuğumun içinden ipimi şöyle geçiriyorum. Küçük boncuklar kullanınca mecbur böyle geçirmek zorundayız. Daha iri delikli boncuklarınız olursa daha kolay geçer. Önce bir tarafından geçiriyorum. Daha sonra aynı işlemi ikinci tarafından yapıyorum. Evet, dibe bir tane boncuk oturttum. Buna düğüm atıyorum. Bir tane düğüm atmam yeterli. Aynı şekilde uçlara da birer tane boncuk geçireceğim. Evet, boncuklarımı taktım. Hem dibine bir tane hem de ucuna bir tane boncuk taktım her iki tarafında. Yaklaşık şurası 8 santim boşta olan kısım. 8 santim bu kısım, 8 santim bu taraf. Şimdi asansör yerini yapacağız. Şöyle iki tarafı birbirinin üzerine doğru getiriyorum. Şu şekli aldı işim. 20 santim kadar beyaz bir ip kestim. Onu da şöyle ikiye katladım. Kırmızı ipimin üstüne şu şekilde alıyorum. Beyaz ipimin ayaklarından bir tanesini alıyorum. Ve şu şekilde sarmaya başlıyorum. Şöyle sardım. Bu ucu halkadan geçiriyorum. Şöyle. Ve aşağıdaki beyaz ucu da çekip sıkıştırıyorum.
İyice çekin beyaz ipin diğer ucunu. Bu taraftan da şöyle çift karşılıklı sıkıştırıyorum. Daha sonra bu uçları yine kesip yakıyorum. Bu ucu da yine keseceğim. Kaygan bir ip olmadığı için biraz yerleştirirken zorlayabilir arkadaşlar. Evet, asansörümüzü de yaptık. Ve işimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de tamamladık. Martiniçka dilek bilekliğimizi yaptık. Diliyorum 1 Mart'ta böyle Martiniçka bileklikleri yapıp bileğine niyetle takan tüm arkadaşlarımızın tüm dilekleri gerçekleşsin. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.